Filmlerini tek bir eserin bölümleri olarak değerlendiren Yunan yönetmen Theodor Angelopoulos, 27 Nisan 1935 tarihinde Atina'da dünyaya geldi. Kendi tabiriyle bir savaş çocuğuydu. Tüccar olan babası, açlık ve sefaletin kol gezdiği Yunanistan'da ailesini bir arada tutmaya çalışıyordu. Atina önce İtalyanların işgaline uğradı, ardından Almanların. Angelopoulos'un ilk çocukluk hatırası buydu. Acı ve tehditkar sirenler ıssız şehre Alman askerlerinin sokulduğunu haber veriyordu. Atina halkı korku dolu gözlerle olan biteni izlerken henüz 5 yaşında olan Theo çocuk aklıyla odasının penceresinden atladı, ıssız sokakları aşıp bir caddeye ulaştı, elinde işaret tutan bir Alman askeriyle karşılaştı. Angelopoulos askere usulca arkasından yanaştı. Bir hamleyle askerin elindeki işareti yere düşürdü ve var gücüyle kaçmaya başladı. Alman asker peşine takıldı. Theo sokağın ucundaki teyzesinin evinin bahçesine saklandı. Etrafı kolaçan eden asker bir süre sonra dönüp gitti. Yönetmen bu anıyı 1984 yılında Kitera'ya Yolculuk filminin ilk sekansı olarak canlandırdı. Theo 9 yaşındayken bu kez iç savaş patlak verdi. Babası bu süreçte tarafsız kalmaya çalışsa da 33 gün süren katliamın ardından idama mahkum edildi. Angelopoulos babasının öldüğünü sanıyordu ancak bir gün ansızın babası çıka geldi. Aile yeniden bir aradaydı. Yunanistan çalkantılı dönemlerden geçerken bu mucizevi kavuşma Theo'ya biraz olsun teselli oldu. Bu hatırayı ilk uzun metrajlı filmi Tatbikat'ta giriş olarak kullandı yönetmen. Angelopoulos, siyasal karışıklık, iç savaş, diktatörlük kıskacında büyüdü. Sanat hayatına tam manasıyla yönelmek için Paris'e gitti. Fransız Sinema Enstitüsü'ne kaydolan yönetmen, uzun planlar konusundaki ısrarı nedeniyle bir yılın ardından okuldan atıldı. Kaderin bir cilvesi, Theodor Angelopoulos uzun planlar kullanarak çektiği filmlerle sinema tarihinde önemli bir yer edinecekti. Angelopoulos sinemasını bütünsel bir anlayışla inşa etti. Bir filmin son cümlesi diğer filminin açılış cümlesiydi. Bu sebeple filmlerini klasikleşmiş son yazısıyla bitirmezdi. Anılarından, tarihten ve mitolojiden beslenerek anlattığı hikayelerini. Yönetmen kendi filmografisini 3 dönemde ele alır. Birinci dönemi Batı Avrupa'daki genel ideolojik çalkantı sürecine denk düşen tarihsel ve siyasal filmler zamanı diye açıklar ve kendini politik bir figür olarak konumlandırır. Ancak zaman içinde gücün her türlü ideolojiyi yozlaştırdığını görüp bu tutumunu değiştirir. 36 günleri, avcılar, kumpanya filmlerinden oluşan tarih üçlemesini bu dönemde çeker. İkinci dönemiyle ilgili tarih ve siyaset arka plana çekilir, filmler daha çok karakterlere odaklanır der. Kitera'ya Yolculuk, Arıcı ve Puslu Manzaralar filmleriyle ortaya koyduğu Sessizlik üçlemesi bu dönemin eserleridir. Üçüncü dönemini ise daha varoluşçu, insan kaderine daha fazla odaklanmış olarak özetler. Bu dönemin filmlerinde Yunanistan ve tüm Balkan ülkeleri Angelopoulos'un meselesi haline gelir. Sınırlar üçlemesi olarak nitelediği Leyley'in Geciken Adımı, Ulis'in Bakışı ve Sonsuzluk ve Bir Gün filmleri bu döneme aittir. Ağlayan Çayır ve Zamanın Tozu, yönetmenin yine üçleme olarak tasarladığı modern Yunan üçlemesinin ilk iki filmidir. Her filme başlarken ilk kez aşık oluyormuş gibi bir heyecan yaşadığını söyleyen Angelopoulos, son filmin çekimleri devam ederken 24 Ocak 2012'de gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybetti. Geniş ve uzun planlarıyla dikkat çeken yönetmen, Kitera'ya Yolculuk filmiyle birlikte politik film yapmayı bırakıp poetik filmler çekmeye başladığını ifade eder. Bu dönüşümde daha sonraki tüm filmlerinin müziklerini besteleyecek olan Eleni Karandriou ile çalışmaya başlamasının da etkisi büyüktür.
Eleni'nin müzikleri neredeyse Angelopoulos'un dokunuşları kadar filmlerle özdeşleşir. Angelopoulos'un karakterleri zaman ve mekan içinde sanki zaman ve mekan yokmuşçasına hareket eder. Filmlerin izleyiciyi sorgulamaya sevk etmesi gerektiğine inanan yönetmen bu anlayışı şöyle özetler. Mesajları yalnızca postacılar iletir. Hiçbir film mesaj vermez. İzleyiciye saygı duyan filmler sorularla doludur. Çoğu zaman bu sorular cevapsız sorulardır. Filmin gerçek işlevi iki bakışın bir araya gelmesidir. Yönetmenin bakışıyla izleyicinin bakışı. Bu bakışların buluşması olmaksızın film, film olmaktan çıkar, yalnızca makaradan ibaret kalır.